Maçtan önce de dediğim gibi Frankfurt gerçekten çok güçlü bir takım. Bundesliga'da oynuyorlar ki Bundesliga'da gerçekten çok güçlü bir lig. Bayern Münih'i yenen takım bu takım. Dolayısıyla onlara karşı oynamak tabii ki kolay değil. Bizim için bugün maçtan önce kafamızda tabii ki kazanmak vardı. Ama iki gün sonra ligde başka bir önemli bir maçımız var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık. 1-1 berabere kaldık. İstediğimiz sonuç bu değildi. Ama sahada kompakt ve organize bir takım görüntüsü sergilemeye ve rakip için problemler yaratmaya çalıştık. İlk yarıda rakibimize boşluklar verdik ve onlar da bu boşluğu değerlendirip 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Tabii ki sene başında bu turnuvanın bu şekilde geçeceğini düşünmüyorduk. Ama şans, bu turnuvada yakaladığınız şansları gole çevirmek zorundasınız. Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol tabii ki belirleyici oldu. Ama sonuçta baktığımız zaman önümüzdeki senelerde Avrupa'daki turnuvalar için tecrübe edinmiş olduk ki önümüzdeki senelerde daha kuvvetli olalım Avrupa arenasında. Tabii ki bu maçı oynarken aklımızda bir yandan da bir sonraki maç oluyor. Çünkü bizim ana hedefimiz lig. O oynayacağımız maç da muhakkak çok önemli bir maç olacak. O gün de en iyi seviyemizde olacağız. Gaziantep hocasının dedikleri hakkında bir şey diyemem. Ben kendi takımım hakkında, kendi işim hakkında konuşabilirim. Rakip hoca hakkında konuşmam. Tabii ki bu konu bizim kulüpte kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu. Sonuçta başkanımız kulübümüzde neler istediğimizi biliyorlar. Ama bizim şu anda yapmamız gereken şey ligdeki bir sonraki oynayacağımız maça ve konferans ligindeki çekilecek kuraya bakmak. Ondan sonrasına bakarız. Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek, çok çalıştığını görmek, benim ondan istediğim şeyleri yapmaya çalışmasını görmek. Tabii ki zamana ihtiyacı var. Daha fazla süre alıp daha fazla oynaması gerekiyor. Performansını arttırıp eskiden göstermiş olduğu performansı ve seviyeyi yakalayabilmesi için. Ama ben şunu hissediyorum ki bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takımına yardım edebilmek için. Tabii ki hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Lig benim hedefim değil. Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil aslında kulübün önceliği, yani bu hocanın değil kulübün önceliği ligi kazanmak. Tabii ki orada da kuvvetli takımlar olduğunu biliyoruz. Çekeceğimiz kurayı göreceğiz ama şu an yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Çünkü önümüzdeki maç her zaman en önemli maçtır. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz bir sonraki maça en iyi şekilde hazır olabilmek için. Dediğim gibi ana hedefimiz lig. Ligde puanlar almak, kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.